tanıyabilir miyiz? Adım Feyzullah Karaman, Trabzon ili, Köprübaşı ilçesi, Beşköy mahallesinin Tufa mevkii adıyla bilinen mevkide doğdum. Orada büyüdüm. İlkokulu Konuklu Köyü ilkokulunda okudum. Önceleri kara kalem çalışmalarıyla beraber alıştırmaları yaptım. Bu alıştırmalardan birkaç örnek sizlerle beraber e, takipçilerimle beraber paylaşmak istiyorum. Önce alıştırma örnekleriyle başladığım ortaokulu, Köprübaşı Ortaokulu adıyla bilinen bir ortaokul olarak açılan okuldan 1975'te mezun oldum. Pastel boya çalışması e, yaparak bu kurslardaki öğrenimimi sürdürdüm. Kraft kağıdı adıyla bilinen bir cins kağıt vardır. Genelde ambalajlarda kullanılır. Bu kağıttan da yeni bir icadın bir çalışmam oldu. Aynen Maşallah beyaz kağıda ya. yapılan çalışma olarak Harika. şöyle Eskişehir'in Odun Pazarı adıyla bilinen bir semt vardır. Tarihi yapılar, konaklar var. O konaklardan bir örnek yapayım dediğim ve yaptığım. Bunu Çok... Bu arada bunları size dikkatlerinizi sunmak üzere çalışırken çalışırken ortaokul ikinci sınıftayken bir öğrenci arkadaşımla beraber yaşadığım bir olayı sizinle beraber paylaşmak, paylaşmak istiyorum. Evet alalım hocam. O arkadaş resim kağıdında resimler yapıyoruz. Eğer o resim kağıtlardan bir tanesini unutur, unutacak olursak resim kağıdıyla beraber gelmediğimiz için Öğretmen çok feci bir şekilde bizi cezalandırırdı. Cezalandırır. <laughs> evet hocam. Bir gün oldu. Benim resim kağıdım yok. Arkadaşın resim kağıdı var ama benim resim yapmama çok hayran, çok seviyor. Gelecekte saklamak üzere benden bir resim istiyor. Evet. Tamam dedim. Ama o gün resim kağıdım yok dedim. <laughs> Deyince dedi bana ki "Öğretmen bizi cezalandıracağı zaman Resim kağıdım benim yok diye ben kendimi ona haber vereyim. Senin yiyeceğin dayağı ben yiyeyim. Aha. Yeter ki sen bana bir resim yap. O resmi hatıra wow. olarak saklayacağım. Harika bir dayanışma. <laughs> Dur bakalım. Evet. Bu derece Evet hocam. Dedim arkadaşım bu dayağı beraberiz. Daha sonra çok daha kötüsünü yeriz. <laughs> Dayanamazsın dedim. Haber verirsin beni. Evet, Yok dedi. Ben katlanacağım dedi. Ve aynı dayağa katlanıyor. Geliyor öğretmen bir dayak atıyor. Ben bir taraftan... Köprü başında mı oluyor bu olay? Köprübaşı başı ortaokulunda. Köprü başında ortaokulunda. Selam olsun hocalarımıza. S selam olsun. <laughs> bir resim çiziyorum. Ama bir taraftan çiziyorum resim. Bir taraftan o öğrenci arkadaş bir dayak yiyor. Ellerim titriyor. Ellerim titreye titreye çok güzel bir resim örneği oluşturdum. Yeter ki arkadaşın gönlü olsun. Çok aramız güzeldi. Samimiyetimiz bir başkaydı o arkadaşla. Selam olsun. Şu ona. Hayatta mı? Samsun'da Öyle ağır mi? ceza hakimi. Öyle mi? Çok evet. çok selam olsun. Ee, selam evet olsun hocam. kendilerine de ailesine de. Eyvallah. Allah utandırmasın. Amin. Evet. Bunlar elimle yaptığım çalışmalardır. kalem çalışmanız. Evet. Teşekkürler. Daha sonra Trabzon Lisesi'nde öğrenci oldum belli bir süre. Sonra değişik nedenlerle Trabzon Lisesi'ni terk etmek, ayrılmak durumunda kaldım. Ertesi yıl Rize Merkez İmam Hatip Lisesi'nde 9. sınıfı okudum. Ara sınıflardan parasız yatılı imtihanlara girdim, kazandım. O yıllarda yatılı öğrenciler sınavı kazandığı zaman Türkiye'nin değişik yerlerine gönderilirdi. O sene kazananlar olarak ben de dahil olmak üzere Giresun Merkez İmam Hatip Lisesi'ne gönderildik. Murat Kurt kardeşim ziyaretimize geldi sağ olsunlar ee, bize bu fırsatı verdiler. Bu çalışmalarımı sizlerle siz takipçilerimle beraber e, paylaşma fırsatını önüme koydu. Kendilerine fazlasıyla müteşekkirim. Gümüş beyazı ve altın sarısı olmak kaydıyla bir tür iplikten yapılıyor. Bu ipliği e, makineye, eski tip makinelere, dikiş makinelerine yerleştirilmek üzere yapılan bir çalışma türüdür bu. Buna Maraş işi deniliyor. Yani Kahramanmaraş yöresinin e, yaptığı bir tür çalışmanın ürünleri bunlar. Ama bu Kahramanmaraş'ta olmadı. Buradaki minemeyi var yengemizin. Ee, Elbette. <laughs> 10, 11 ve 12. sınıfı Giresun Merkez İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Ardından o senenin yaz tatilinde zorunlu hizmet vardı bizim için. Okulu bitirdiğimiz zaman din görevlisi olarak atanmak üzere bir ön hazırlığa girdik. Ve okul bizi Merkez Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı'na mülakata gönderdi. Mülakat sonucunda bizi Bolu Diyanet Eğitim Merkezi'ne gönderildik. Evet. Maraş işi çalışmalarına örnek olarak bizim hatun kendi eliyle beraber maşallah makine çalışması makine dikişi yoluyla Maraş işi adıyla bilinen çalışmalarından bir örnek daha yaptı hazırladı. Bunu da siz takipçilerin önümüzle beraber paylaşıyorum. Gördüğünüz Şok gibi kesinlikle. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in adını yazarak daha yukarısında işlemeleri yapıyor ve o işlemelerin her birinin ucu diğer peygamberlerin, peygamber efendimizin soy ağacını temsilen yapılıyor fakat yazıları yazılmıyor. Evet. Bu tarz çalışmaların özelliklerinden bir tanesi de bu. Bolu Diyanet Eğitim Merkezi, Bolu'nun Paşaköy adıyla bilinen bir semtinde. Orada 9 hafta bir kurs gördükten sonra normal atamamız yapıldı. Trabzon Merkez İl Müftülüğüne atamamız yapıldı. Torba tayini olmak üzere. Kur'an-ı Kerim'den bir ayettir. Ee, bismillahirrahmanirrahim. İnnehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. Ee, Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet-i kerimedir. Bu da Tuğra adıyla bilinen bir isimle anılır bildiğiniz üzere ardından Konuklu köyü ilkokulu ilkokulu bitirdiğim okulun yanında bir cami var Konuklu köyünün Konuklu mahallesi'nin merkez camii orada da iki buçuk sene imamlık görevinde bulundum ardından askere gittim ee, makine nakışı olarak ortak bir çalışma her ikisinden. Her ikisiyle beraber aracılığıyla yapılan bir çalışma örneği. Bu da burada gördüğünüz gibi üç boyutlu olmak kaydıyla askere gittiğimden sevke tabi oldum. İskenderun 1. Deniz Er Eğitim Alayının 1. Tabur 2. Bölümünde askerlik görevimi acemi birliğimi yaptım. Acemilik görevimi askerlik görevimi tamamladım. Ardından İzmir Foca Anfibi Deniz Piyade Alayına asker oldum. Usta Birliği'ni orada Deniz Piyade Çavuş rütbesiyle beraber bitirdim. Resim olarak resmini çizen bu kardeşinizdir. Resmi ee, siz çizdiniz. Evet benim çalışmalarımdan bir örnektir. Anneler günü e, adına, anneler günü, kutlanan anneler günü e, anısına yaptığım, çizdiğim bu resimdir. Ee, bu resimde de annelik e, anneliği temsilen bir resim, bir foto olarak hazırladım. Bunu da e, makine nakışı olarak e, Fatma Hanım makinede işledi ve bu hale getirdi. Üç boyutlu duruma getirdi. Çerçevelettirdik. Bu diğer çalışmalarla beraber. O zaman anne demişken çok iyi arkadaş olan, kıymetli Annelerimize birer selam ve hayırlı ömür temennisinde bulunalım. Hacıre halamıza ve Hatice anacığımıza e, onlara selam olsun. Evet, Rabbim dünya ahiret güzellikleri ihsan eylesin. Sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu fırsatı bana e, bizim aileye tanıdığı için Murat Kurt kardeşimize Eyvallah şükranlarımı hocam. arz ediyorum. Şu askerliğimi yaptıktan sonra Sürmen'e merkez Zeytinli Mahallesi'nde göreve atandım. Sürmenin değişik mahallelerinde e, imamlık görevinde bulundum. Ardından 2007 yılında emekli oldum. Değerli komşumuz, aile dostumuzun evladı Murat Kurt kardeşim e, ziyaretimize geldiler ve bize bu çalışmalarımızın tanıtım fırsatını önümüze koydular. Sağ olsunlar. Şimdi maket yapımı yapı maketleri, model evler adıyla bilinen bir meslek dalı var. Bu meslek dalının doğrudan mucidi ben değilim. Ancak bazı bölümlerinin mucidi olduğumu gönül rahatlığıyla takipçilerim olan sizlere söyleyebilirim. Şu gördüğünüz önümdeki model ev merhum babacığımın bizim dört erkek kardeş olarak Bizi büyüttüğü bir köydeki evimizdir. Trabzon ili Köprübaşı ilçesi Beşköy mahallesi Beşköy mahallesi'nin Tufa mevkii adıyla bilinen mevkide 1981'de bir yangın sonucu kaybettiğimiz evdir. 1914'lü 17li yıllarda kadınların, çocukların eli silah tutamayanların e, sığınak olarak kullandığı ev olduğunu hatırlatmak istiyorum. 1981'li yıllarda evimiz yandığı vakit Murat Kur kardeşimin mahallesi, köyü olan Pınarbaşı mahallesine gittiğim vakit merhum babacığım o camilerden bir tanesinde görevli imamdı. Yanına gittiğim vakit oradaki komşulara evimizin bir yangın sonucu kaybettiğimizi söylediğim zaman Kakavan Mahallesi diye bir mahalle var o mevkide. Bir amca vardı Allah kani kani rahmet eylesin. Dedi ki aman ne yapar yaparsınız o evi yeniden inşa etmek için bütün köylüyü bu boğazdaki köylerdeki vatandaşları seferber edelim. Çünkü o evin bizim için önemi ileri seviyede çok büyük. Kadınlar çocuklar eli silah tutmayanlar sığınak olarak o evi kullanıyorduk, ben çocuktum diyordu o amca ve insanları çok teşvik etti. O evin inşası için, yeniden inşası için yardımda bulunmak üzere çağrıda bulundu oradaki vatandaşlara. Bu evdeki geçmişimle alakalı birkaç kelime sizlerle beraber konuşmak ve bu evdeki Durumlar hakkında sizi bilgilendirmek, bilgilendirmek istiyorum. Çatının üstü kiremit örtülü ve kırık çatı düzeni deniliyor bu tür evlere. Şu saçakların hemen altındaki eğri ağaçlar kullanılıyor. Bu ağaçlara da saray bağları deniliyor. Evin arka cephesi doğrudan doğruya arazide yürüyerek patika bir yolla beraber ulaşılıyor üst katlarına, çatı katlarına, bu çatı katlarının bu bölümünde, bu evlerin çatı katı sırasıyla şu bölüm fındık kurutmak üzere kullanılır Yaz, yazın. Fındık kurutma bittiği zaman fındıklar satılır, yer boşalır. Boşalan yer hayvanlar için kışlık ot olarak kesilen e, yiyecek, hayvan yiyecekleri ni depo etmek üzere. Burada bu mekan, evlerin bu mekanı kullanılıyor. Evin çatısının bu mekanını eğer merak ederseniz, bu mekanla e, toplanan mısır, mısır koçanları e, buraya depo edilir ve kurutulur. Kuruduğundan emin olunca o zaman aşağıya evin içerisinde kış günleri indirilir ve birer, asa ile değnekle beraber dövülmek suretiyle tanelerini ayrılır. Çuvallara doldurulur. Tekrar bu yapının şu bölümünde varillere doldurularak kış ihtiyacı için ekmek yapmak üzere mısır ekmeği ondan sonra hayvan yiyeceği yapılmak kaydıyla hazır tutulur. Ve yaz başına kadar bahar aylarına kadar tüketime hazır hale getirilir. Gördüğünüz gibi evin paçaları, evin bacaları, şöminenin bacaları olarak şu delikler. Bu deliklerin tam karşısında çatıdan dışarıya çıkan, çıkan kısımları. Şimdi çatıdan aşağıya inelim. Evin iç detaylarını. Gördüğünüz gibi evin döşemesi tahta. Şurası çayırhana denilirdi şu araya. Ve hayvan yiyecekleri ot ve otluklar Mısır saplarının saklandığı bölüm olarak burası. Ee, kış gelince, sonbahar gelince tarlalar biçildiği vakit onları buraya depo ederdik ama çocuk olarak üzülürdük ki top oynaya yerimiz kalmamış. <laughs> ne zaman yaz gelecek de bu hayvan yiyecekleri tükenecek, hayvanlar bunları yiyip tüketecek ve orada top oynayacağız veya evcilik yapacağız yağmur yağdığı zaman. Şu odalar evin bölümleri Aynen şu şekilde ayrılmıştır Burası da Balkon evlerin balkonu Eski adıyla tahta boş. tahta boş Evet adı veriliyordu Şu gördüğünüz bölüm Gece kullanılan Lavabo tuvalet Geceleri kullanılır Gündüzün Bu tuvaletlere gidilmez Evin dışında başka bir e, Lavabo tuvalet olarak Bir yapı olurdu Burası da Gördüğünüz gibi hem oturma odası hem ebeveynin yatak odası hem de mutfak olarak kullanılıyordu. Şömineleri görüyorsunuz. Ağacın dallarıyla özellikle ısınırdık ve yemek pişirmekte de ağacın dallarını kullanırdık. Gövdelerini kereste olarak ev yapacak olan kimselere bir kısmını parası, paralı verirdik. Bir kısmını da rahmetli babam derdi ki orman varlığımızın sadakası olarak ev yapacak olan kimselere bir yardım olarak verin derdi, verirdik. Aynen evin şu şekilde pencereleri var. Karşı dağların yamaçlarına bakardı evin bu cephesi. Bu oda ise misafirler için, misafirleri ağırlamak için kullanılırdı. Misafir olmayınca çocuklar yatardı. Ve ayrıca şu oda özellikle misafirlerin kış günlerinde iş zamanı olmayınca birlikte bir arada toplandığımız ve sohbetler yaptığımız oda olarak kullanılıyordu. Ee, uzaktan gelen misafirler için. Şu odanın ayrı bir özelliği var. Şu küçük oda köprü başının diğer köylerinin her bir her birinde evlerinin yanında bir torna tezgahı, el ahşap torna tezgahı bulunurdu. Ayrıca kepçe, odun kaşığı kullanılırdı. Kepçeler dahi odundan, eh, ahşaptan olan malzemelerden yapılırdı. Kerestesi bol olan ailelerden biriydik o dönem 1960 ile 70'li yıllar arasında. O dönemlerde gelip ormanımızdan ağaç beğenirlerdi, ağaçları yıkarlardı, ağaçları bizim evin yanına getirirlerdi, parçalarını da ulaşım zorluğu nedeniyle şu odanın içerisinde misafir kalırlardı 10 gün 20 gün kadar ve orada taslak haline dönüştürürlerdi işlenir vaziyede getirilirdi çuvallara doldurulurdu Ondan sonra anneme babama derlerdi ki komşu bayanlara haber verin e, ücret karşılığı bunları dere yatağı kasaba mevkiine indirmek için kendilerine bir ücret ödenirdi onlar bir taraftan para kazanırdı diğer taraftan bizim aile olarak bir gelir kaynağımızdı. O ağaçların gövdelerinden yapılan taslaklar. Ve o vatandaşlar, o ustalar bizde misafir kalırdı ve özellikle şu odada, şu küçük odada kaldıklarında yemek malzemesi olarak kuru gıda maddeleri getirirlerdi. O gıda maddelerinden annem onların yemeklerini yapardı. Ve o yemeklerle beraber Günün üç öğün yemeğini onlara sıcak olarak verirdi. Hem şu odada misafir, mahremiyet kuralları gözetilmek suretiyle misafir edilirdi. Onlar da rahatlıkla çalışmalarını yapar. O keresteleri, ahşap malzemeleri işler hale getirirlerdi. İşlenir hale getirdiklerinde artık gitme zamanı gelmiştir. Misafirlik bitmiştir. Biz de evimiz tenha bir yer olduğu için dört erkek kardeşlik onların gidişlerinde çok üzülürdük duygulanırdık bu evle alakalı hatıralarımız neredeyse bitmek üzere şimdi aşağıya ahır kısmına inelim evin ahır kısmının tam ortasından bir bölüm olurdu bir bölme ahşap bölme olurdu bu tarafında inekler bu tarafında da tavuk şurada küçücük bir dolap görüyorsunuz taş duvarın üzerinde örülmüş olan bir duvar. Oraya bir kap koyardık. Evde kedi beslerdik. Kediler ahırda cin fareleri toplasın da ineklerin tabanlarını yemesin diye bu kabı oraya kardık koyardık. Bir de hayvanların hayvanlardan sağdığımız e, sütün bir kısmını oraya hayvan hakkı olarak, sadaka olarak rahmetli babam Öyle tavsiye ederdi, öyle emrederdi. Ev reisiydi artık. Oraya dökerdi. O kediler o sütten hem beslenirdi hem ahırdaki inekleri farelerden korurdu. Evden gelip geçen herkese ölmüşlerine de hayatta olanlarına da Rabbim rahmet eylesin. Amin. Bereketler ihsan eylesin. Amin. Dünyada ahirette. Amin. Şükranlarımı arz ediyorum. Emekli olduktan sonra 2008'in son aylarında, Aralık, Kasım aylarında çocuklarımla beraber göç geldim. Dört erkek çocuk babasıyım. Trabzon ili, Köprübaşı ilçesi, Beşköy mahallesi ve Pınarbaşı mahallelerindeki 1970'li yıllara kadar gelen süreç içerisindeki özgün mimariden bir örnek daha sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Ve gördüğünüz gibi bu çatı katı. Ve Galvanizli saçla beraber örtü, çatı örtüsü mevcut. Aynen evin önünde bir sahanlık vardır. Balkonu var evin. Gördüğünüz gibi bunlar çatıdan dışarıya çıkan şöminenin bacaları. Şöminenin baca delikleri buradan buraya intikal ediyor. Ne? Burada gördüğünüz gibi çatı katında ilave bir misafir ağırlama odası olarak yapılan odalar var. Bu odaların hemen bitişiğinde ahır katından çatıya kadar çıkan bir havalandırma deliği. Bir normal binanın yapının yatak odası niteliğinde genişçe yapılmış olan bir oda ve odanın genişçe de bir balkonu var. Kullanıma Gayet uygun bir vaziyetti. Bu istikamette evin e, toprak tarafına cepheye bakan kısmında bir kapı vardır. Bu kapıdan evin içerisinden dolanmadan içeriye girilebiliyor. Arka cebesinde de bazen çoğu zaman şu arka taraf boş oluyor. Ve boş olan bu cebe ahşap malzemeyle beraber kapatılıyor. Kuzey tarafı Karadeniz. Deniz tarafı olduğundan soğuk olması nedeniyle bu cephe genel olarak o bölgedeki yapılarda taş duvar işçiliği ile beraber kapatılıyor. Kuzey tarafı, kuzey olunca deniz tarafı oluyor ve ayaz havalarda evler çok fazla soğuk hava girmesin diye genelde taş duvar işçiliği olarak evler tamamlanıyor. Burası yine daha evvel tarif ettiğimiz üzere hayat daha içeriye buradan. Hocam bu hayat kelimesi bildiğimiz bugün kullandığımız Türkçe'deki hayatla bağlantılı olabilir mi? Biraz daha yaşanılan olabilir. ortak nokta. Ortak yaşam alanı. Yaşam olarak. alanı. Evet bilinebilir. Tabi dil bilimi. Bu e, konuda al... araştırma yapabilir. Evet, dil, bil, <laughs> dil bilimi adamlarının yapacağı bir alıştırma. Aa, Onu da alan. onlara bırakalım. Eyvallah. Burası mutfak olarak kullanılabilecek seviyede. Eski ile yeni'nin birleştiği bir örnek. Bir mimari örnek olarak e, yapılmış bir detay. Burası mutfak evyesi, mutfak dolabı. Buradan bir pencere. Burası da buzdolabı. Ara bir mekan. Çamaşır makinesinin konulabileceği bir ayrı bir bölüm. Buradan geçelim. Şu oda. Bu oda misafirlerin ağırlanabileceği, yatırılabileceği bir odadır. Burası da şöminedir. Gördüğünüz üzere şömineden şu bu odadan e, banyoya geçiş var bir kapı vardır. Hmm. Banyoda gördüğünüz üzere burada duş var. E, duş teknesi olarak e, yapı malzemesi olarak kullanılabilen malzemelerden yapılmasının imkanı var. Şu odaya baktığınızda şöyle bir detay görürsünüz. Bu da kitaplar genel olarak Bizim toplumumuzda kitaplara çok büyük bir saygı vardır. Kur'an-ı Kerimler ve hadis kitapları bir evde bulunduğunda hele hele o evin sahibi alimse, din alimi ise mutlak surette böyle bir raf yapılır. Tavana çok yakın olur. Çünkü yerde dolaşırken herhangi bir vaziyet içerisinde bulunduğunda saygı ileri seviyede olsun amaçlı olarak yapılmış. Gördüğünüz gibi şu hayat dediğimiz bölümden balkona bir geçiş vardır, bir kapı vardır. Bu kapıdan balkona geçilir. yağmurlu havalarda balkonda dinlenme fırsatı vardır, çay ve kahve içme fırsatı komşularla beraber çok iyi değerlendirilebilecek dinlenme saatleridir. Onun zevkini ancak tadan bilir. Şu kapıdan içeri girdiğinizde yine daha evvel Anlattığımız üzere benim baba ocağının bulunduğu ev olarak evin bu mekanı hem yatak odası, ebeveynin yatak odası, hem mutfak hem de günlük kış günlerinde oturma odası olarak kullanılır. Yaz günleri de genelde oturma odası olarak bu hayat dediğimiz bölüm kullanılır. 1900'lü yıllardan 70'li 1970'li yıllara kadar olan özgün mimari bizim bölge bölgede bundan ibaret ahır kısmına inildiğinde böyle bir detay böyle bir görüntü ile beraber karşılaşırız şurada gördüğünüz gibi hem bir pencere hem de daha evvel anlattığımız gibi bir süt kabı koyuluyor oraya ee, ineklerin tabanlarını e, fareler kemirmesin diye ahırda kediler misafir edilir ahır kısmı bundan ibaret çocuklarımın her biri büyüdü meslek sahibi oldu. İki tanesi İngiltere'de çalışıyor. Diğer ikisi de bu Gebze Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yerleşik olarak hayata devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere bu model yapının da bir özelliği şu. Aynen 1970'li 73'lü yıllardan sonra bizim bölgenin 5 köyün Çaykara'nın ve dernek pazarının köylerinin köprübaşı da buna dahildir. Köylerin özgün mimarisinde bir takım değişiklikler oldu. Hı hı. Bu değişikliklerden bir tanesi de çatı katlarında misafirlerin ağırlanabileceği bir oda, bir mekanın ayrılmış olması. Şu bölümler kiler olarak kullanılabilecek seviyede bölümlerdir bazen odalardan buraya doğrudan buraya merdiven çıkışı yapılıyor ara bir balkondur ee, mükemmel bir misafirhane misafir odası olarak kullanılabilecek seviyede bir oda 1970 ve 73'lü yıllardan sonra yapılan o bölgedeki yeni evlerde yeni yapılarda buna çok dikkat edilir ee, çatı katında mutlak surette bir oda ve odanın bitişinde önünde bir sahanlık şeklinde balkon yapmayı tercih ederdi ev sahipleri. Çatı katından ev kısmına inelim. Evlerde çok önemli bir detay var. Bu detaylardan bir tanesi evler dört göz oda ve arada odalardan bağımsız olarak bir hayat, bir salon adıyla birinin bölümün oluşturulmaya başlanması ve kullanıma açık hale getirilmesi. Tercihen bu binalar kullanılmaya başlandı. Mesela şu oda oturma odası olarak, mutfak olarak kullanılırdı. Bu sefer ebeveynler biraz daha rahatladı. Niye mi? Odalar dörde çıktı artık, dört taneye. Dört taneye çıktığı zaman yatak odası olarak ebeveynler genelde şu bölümü kullanmaya başladı. Ve ailede çocuklar daha rahat hareket etmeye başladı. Gece susadığı zaman mutfağa Rahatlıkla girebiliyor çünkü anne baba orada yatmıyor. Bir diğer taraftan iki tane daha oda meydana geldi ki çok rahat kullanıma uygun hale geldi ev. Bu odalardan bir tanesini rahatlıkla misafirler, erkek misafirler bu odada ağırlanır. Bayan misafirler bir diğer odada. Çok büyük bir rahatlık getirdi bölge insanını. Ee, bu tür yapıların Yapılır. bu hale gelmesi ve evler bu duruma getirildi. Balkonlar genişledi. Odalardan birinden balkona çıkış yapıldı, yapılmaya başlandı. Hatta daha ileri, daha ileride şu evlerde bu iki odanın arasından bir hol daha yapılmak suretiyle odalara uğramadan balkona çıkış imkanı meydana getirildi. Bu tamam. arada emekli olduktan sonra yurt dışında Avrupa'nın değişik yerlerinde misafir din görevlisi olarak çalıştım. Ee, sırasıyla Krefeld şehri, Almanya'nın Krefeld şehri, ardından Hamburg'un Harburg adı ile bilinen bir kasabasında, daha sonraları e, Avusturya'nın Innsbruck şehrinin Brixlek adı ile bilinen bir kasabası vardı. Aynı bizim Köprübaşı ilçemiz gibi bir yer. Ardından da Almanya'nın Stuttgart şehri var. Stuttgart vilayetinin Nürtingen adıyla bilinen bir kasaba var. O kasabada önce bir buçuk ay kaldım. Daha sonra bir üç ay daha kaldıktan sonra Gebze merkezde yedek öğretmen olarak, sözleşmeli öğretmen olarak beş yıl görev yaptım. İki yıl lisede, üç sene ortaokul olmak üzere beş yıl okullarda Doğu Karadeniz bölgesinin Trabzon yöresinin özgün mimarilerinden bazı örnekleri sizlerle beraber paylaşmak istedim. Bu model evler aracılığıyla. Eğer bu evi seçmemin nedenlerinden çok önemlilerin bir tanesi de eşimin babasının evi. Sürmene Aşağı Çavuşlu Mahallesi 5 kilometre mesafede Aşağı Çavuşlu'nun Sırt Mevkii adıyla bilinen mevkide bu evin aynısı mevcut aynen galvanizli saçla örtüyle beraber örtülü çatı katından başlayalım çatıyı aldığımızda çatının iç mekanı olarak şöyle bir model karşımıza çıkıyor burası devamlı toplanan fındıkları kurutmak üzere hazır halde bekletilen bir mekan gördüğünüz gibi evin çatısı galvanizli saç ile beraber örtülü olduğu, olması nedeniyle toplanan bu fındıklar bu çatı katının içinde iç mekanında dağıtıldığı vakit iki günlük güneş güneşli bir havayla beraber bu fındıklar hemen kuruyor. Güneş yoksa tatlı bir rüzgar bu pencerelerin delikleri aracılığıyla bir de çatının değişik yerlerinde bazı parmaklık şeklinde olan Delikler aracılığıyla bu fındıklar yine yağmurlu havada da kuruyor. Çünkü yukarıdan yağmadığı aşağıdan da tatlı bir rüzgarın etkisiyle et, göster, gösterdiği etkiyle beraber fındıklar rahatlıkla kuruyor. Serenderler var. Bu Trabzon'un Sürmene ve diğer ilçelerinde özellikle sahil kesiminde yapılmış olan yapılar var. Bu yapıların üstü kiremitlerle örtülü ve değişik ııı e, amaçlı olarak kullanılıyordu. Eskiden kuru bakliyat ve diğer kışlık yiyecekleri kullanma amaçlı olarak kullanılıyordu. Şu anda bazı bu yapıların sahipleri bunları yıkıyor ve ziyan ediyorlar bu yapıları. Halbuki bu yapıların üzerine şöyle bir galvanizli saç örtü yaparlarsa fındıklarını topladıklarında harman yapacaklarını oraya depo ederse, ederlerse Güneşin sıcaklığı, birkaç günlük sıcaklığı bir ayda yapacakları kurutma faaliyetlerinin bedeli olarak üç günde o fındıkların kuruduklarını görecekler. İç detayına inelim. İnelim hocam. Çatıyı aldık. Bildiğiniz gibi diğer yapılarda bölgenin özgün mimarisi olarak bir özellikleri de şu. Odalarda genelde bir veya iki tane şömine bulunurdu. Tabii şartların değişmesiyle biraz da imkanların gelişmesi imkanların gelişmesi. Bir de Batılı ülkelerin e, mimarilerinin şekillerinin Türkiye bilgilerinin intikal etmesiyle ülkemize bir takım değişiklikler meydana girdi. Mesela aileler tercihen bir oda deliği yapıyorlar, bir baca yapıyorlar, onunla yetiniyorlar. Hı hı. Kışları köy evlerinde Soba yakıyorlar bu odaların bir tanesinde ve bu şekilde seneyi geçiriyorlar, kışı çıkarıyorlar. Arada da her evde bir hayat adıyla bilinen bir bölüm olurdu. Yaz mevsiminde oturma salonu olarak kullanılıyordu. Şu an mevcut durumda 81'li yıllardan sonra hayat adıyla bilinen bölüm genişletildi. Ve dört tane oda diğer binalarda yapıldığı gibi, Dört tane ayrı oda oluştu. Ve şurası aynen mutfak tezgahı olarak, tezgah ve mutfak dolabı olarak buraya yerleştirildi. Şuradan da bir kapı açıldı haricden dışarıya. Harici e, binaların dışında lavabolar, tuvaletler inşa edilirdi. Evin çok yakınına, yapışına taşınması suretiyle yeni bir mimari oluştu. Bunu da sizlerle beraber paylaşalım. Çatısını alalım. Aynen lavabolar şöyle bir şekil almaya başladı. İki tane kapı vardır. Kapılardan bir tanesi dışarıya açılıyor dinlenme yeri olarak. Bir diğeri de lavabolara açılıyor. Lavabonun ara bir koridoru var. O koridorun orada bir tane aynen evye var. Duvar taşı olarak yerleştirilmiş. Bu arada da bir duş vardır. Banyo ve tuvalet ihtiyacı. Aynen şu bölümlerde rahatlıkla giderilebiliyor. 1980 ve 81'li yıllardan sonra bölgede yapılan köy evlerinde e, uygulanan bir detayı da bu şekilde Atarmış size olduk. izah etmeye çalıştım. Çok Ayrıca güzel. evlerinin önünde geniş bir sağlık yapılıyor. Burada da bir oturak. Bir diğeri de hayvan yiyecekleri olarak e, mısır sapları ve otlar otların saklandığı, muhafaza edildiği bir bölüm daha oluşturuldu. O bölüm de aynen şu şekilde karşımıza çıkıyor. Bir girişi buradan tarla tarafından gelen otlukları koymak için bir kolaylık. Bir diğer girişi var ahır kapısının girişinin hemen yanında. Hı hı. Kolaylık olsun diye yapılıyor, yapılmıştır. Ve yine galvanizli saç örtüyle örtüldü üzeri. Eğer yağmurun yağmasıyla beraber acele ile beraber kurumadan otlar içeriye alındıysa bu galvanizli saçların meydana getireceği güneşli bir havadaki sıcaklık içeriye yansısın. O otlar çürümeden kurusunun kuru bir hale gelsin diye bir detaydır. Bu yapmış olduğum çalışmalarda kullandığım malzemeler konusunda kısa bir detayla beraber inşallah bu bölümü sona erdiriyoruz. Kalan 4 sene zamanı da Gebze Merkez İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde yetişkinlere okuma yazma kursu, yetişkinlere Kur'an-ı Kerim kursu olmak üzere bu görevlerde bulundum. Halen de zaman zaman bu görevlerde bulunabiliyorum. Çağrıldığım zaman bu eğitim öğretim ordusuna katılıyorum. Evet gördüğünüz gibi malzeme olarak kalvanizli saç. <laughs> galvanizli <laughs> saç olarak şu oluklu mukavva. <laughs> oluklu mukavva. Şeyde kullanılıyor. Meraklıları zaten biliyor ama kırtası, merak salacak olanları evet, hatırlatmış olalım. Kırtasiyeciler de vardır. Belki ihtimal vermiyorlar burada kullanılabileceğini ama bunun renklisi genelde satılıyor. Bunlardan da sadece biri satılıyor. Yani aralarında diyelim bir takım bir düzine alacak mı bir vatandaş, bir öğrenci? İlkokul ve ortaokul lise öğrencileri. Genelde onların arasında bir tane bulunuyor, pek de kullanılmıyor. Tabi onun kullanılmaması bana bir avantaj sağlıyor. <laughs> hem fiyat uygun oluyor. Evet. Hem de bulunabilirliği evet. artıyor. Ben alıyorum, o arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar bunu tercih etmiyor. Eyvallah. Evet, bu da bana avantaj oluyor. Avantaj sağlıyor. Diğer taraftan Güzel. Hocam bu arada çok güzel bir mahalle oluştu burada. Evet. Bu taraftan izlerken. <laughs> bir camiye bir okula ihtiyaç var. Onu da evet. inşallah daha sonra. Daha sonra inşa edeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi. Evet. Çiremit çatı. Kullanılacağı zaman bu malzeme. olarak Bu evet, malzeme vallahi. kullanılıyor. Bunlar ayrıca satılıyor. Plan program. Evet. Sürmene'de Yakuboğlu konağı var. O konağın planı. Evet, kat planıdır. Maşallah. Rölevesidir. Bu röleve, bu detaya, bu orantıyı gözeterek ben bunun e, maketini yaptım. Bir tane örnek yaptım. Daha sonra değerlendirecek alan bulamadığım için devam etmedim. Olduğu yerde kaldı. Öyle kaldı. Evet, bu da tuğla duvarı örneği. Tavan yapılabilecek e, eskitme desenli tahta, tahta döşeme ve ahşap köşe yapılmak üzere hazırlanmış olan bir malzeme. malzeme. Beyaz kağıt diyelim ki e, yapacak olduğunuz model evin duvarı eğer beyazsa onu kullanırsınız. Beyaz badana ise bunu kullanırsınız. Bu binalarda kullanılan yapılarda kullanılan bir malzeme var. Karton boyunda şu kalınlıkta da var daha kalını var ondan sonra şu kalınlıkta var kalın duvar. Örneğin, Tabii ki kaplayacaksınız dışını. Mutlaka. Hangi hangi desenli, model istiyorsanız hangi o modelde. Duvar modelini istiyorsanız. Evet, bir diğer ahşap örneği, eğer tahtalar genişse, bir diğer taş duvar örneği, renkli taşlar. Bu ko komlarda kullanılana çok yakın hocam. Evet, Öyle. evet. Hatta bu son zamanlarda çok full zenginlerin, ultra zenginlerin kullandığı bir Evet villalarda villalarda kullanılan tarz. Taş. Oysa bizim komlar villaymış da farkında değilmişiz. Tabii tabii farkında değiliz. Çok önemli zenginlik kaynağı onlar. Kesinlikle. Şu duvar mesela. Evet, daha bu eski renk. itilmiş. Evet. Yine tahtat, döşeme desen bir ev yapacaksınız, bir model ev. O model evde oluklu olmayan saç ihtiyacı var. Bu da bunu da bir sır olarak vereyim size baklava ambalajı olarak ee, ambalaj olarak satılan iş yerlerinde kutuların, kutulardan hı. bir tane alırsınız. Şu malzemeyi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kullanırsınız. Evet. Evet. Çok güzel. Bir diğer detay ahşap malzeme yine sarı renk diyelim ki e, öbürü armut ağacı örneği daha evvel gösterdiğim. Bu da e, tut ağacının hı hı. Renk olarak. Evet. Tahtalarını çıkaracak olduğunuz zaman meydana böyle bir renk meydana geliyor. Sarı. Doğu Karadeniz'de özellikle Çaykara, Dernek Pazarı, Köprübaşı, Kilimada dahil buna Beşköy'ün mahallelerinde kullanılan şömine taşlarının yerleşik plan örnekleri bunlar. Hı hı, plan olarak. Evet. Bu Onlarda kalıplar, da farklı modeller var. Evet. Bu kalıpları kullanma suretiyle e taş işçiliğinde taş duvarın şöminelerini yani bizim e, ocak dediğimiz şey evet, alan. Biz ocak diyoruz. E, normalde modern mi, deyimle mimari çalışmalarda şömine diye geçiyor. Şömine. Evet, bir diğer taş duvar örneği. Evet. şu gördüğünüz de ahşap dolma örneği. Ahşap dolma eski binalarda evet. yapılan örnek yapı malzemeleri. Yine Ahşap dolma örneklerinden bir örnek, kiremit deseni. Bir şey daha hatırlatayım ilgili arkadaşlara. Buyur. Bu mesleği kendisine uğraş olarak seçmek isteyenlere. seçmek isteyenlere bir bilgi daha vermek istiyorum. Şu gördüğünüz taş duvar örneği. Diyelim ki yapacak olduğunuz model ev büyük, şu boyutta değil de daha büyük boyutta, iki katı boyutta. O zaman gidiyorsunuz bunu renkli fotokopisini çekiyorsunuz, hatta hmm. etiket olarak çekiyorsunuz ki yeniden yapışkan malzemesi kullanmaktan kurtulmak için. Kurtulmak için. Evet. Bu da ayrı bir tekniktir. Artık bunların ustasıyım. <laughs> ee, bunu da bilmeyen arkadaşlar öğrensin. İfade etmiş olalım. Evet, bu mesleği ben meslek olarak tanıtımını yapmak üzere çok ilgili makamlara başvurdum bir sonuç alamadım değişik nedenlerle kabul etmediler kabul edilecek olsa bu çok örnek önemli bir meslektir hatta öğrencilerin okul öğrencilerinin teknoloji tasarım adıyla bilinen bir dersleri var bu evet. derslerin esas temelini teşkil eden bir meslektir bu sadece model evler değil daha değişik e modeller evlerden ziyade fabrika modelleri gönül rahatlığıyla yapılabilir. Ayrıca bu seneler içerisinde resim kursu doğuştan e, mevcut olan e, resim yeteneği e, bende vardır. Fazlasıyla bunu geliştirmek istedim ve belediyenin ilçe belediyesinin ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kurslarına katıldım. Murat Kurt kardeşime Sonsuz şükranlarımı arz ediyorum, Aynı şahsım ve ailem adına, ülkem ve memleketim adına sonsuz teşekkürlerimi bildiriyorum. Kalın sağlıcakla.